Uzatma. Bir iyilik istedim senden. Ne diyorsun? Tabii ki hayır. O kadar da değil. Vay be. Ben sana babanın almadığı gitarı almışım. Sen kalkıp bana yer yatağında yatamam diyorsun. Atanım ben senin. Vicdansız. Belki benden Tarkan çıkar ama sizin aranızda barınamaz. Kendinize benzetirsiniz. Sanat düşmanları. Gitarı alırken sanatım ve sanatçının dostuydum hani. Genç nesli yakalayabilen bir tek ben vardım. Ne oldu? İyi koşuyorsun, o doğru. Bütün gün beden dersine girince normal tabii. Tamam, tamam. Uzatma. Yerde ben yatarım. Bana bak. Sabah Ayfer hocanla odada konuşuyordunuz. Ne oldu, ne söyledi? Anlat bakayım. Rol model seçiyormuşum kendime. Normalmiş. Daha kolay modeller seç dedi. Yeni albüm çıkarmış bir iki isim önerdi. Onları inceleyeceğim. Hedef küçültmüş tabii. Mantıklı. Bak. Gururunu kırmadan olmaz demiş yani. Tabii buyurun Ayfer hocam. Buyurun. Biz de yeğenimle kaliteli vakit geçiriyorduk. Çok nitelikli bir konuşma oldu Oğulcan. Çıkabilirsin evladım, hadi. İyi dersler öğretmenim. Canım. Yani çok ilgili bir amcayım ben hocam. Öyle olunca başı ağrıyan da bana koşuyor. Dert babası oldum bir yerde. Tabii ama ne yapacaksınız? Onlar bizim geleceğimiz değil mi? Çok sık görüşüyor musunuz? Çok. Hele bu ara yani görmeden uyuyamıyorum. Tebrik ederim. Gelişimlerinde önemli rol oynuyorsunuz demek. Yani daha çok Damla'nın hocam. Bu Oğulcan babaya çekmiş. Ama Damla aynı ben. Evet. Damla ile ilgili konuşacaktım ben de. Kendisiyle etraflıca görüştük. Bir uzmana danışmasında fayda var. Uzmanı mı? Hangi konuda hocam? Glosofobi. Müdür Bey'le birlikte ailesine durumu özetlemiştik. Siz görüşmediniz mi? Yo, ailesi bugün okula mı geldi? Allah Allah, bana hiç haber vermediler. Tabii. Damla'nın bayıldığını duyunca paniğe kapılmışlar. Ne? Damla mı bayıldı? Nerede? Eve mi götürdüler yoksa? Yok, kendisi burada. Ha. Anneniz Fıtık mı ne olmuş? Onlar oraya gittiler. Ne? Annem Fıtık mı olmuş? Ya. Ne diyorsun sen be kadın? Baban nasıl bari? Onu ellemeyin ya. Ne diyorsunuz hocam siz? Ben nereden bileyim, babanızı arayıp sorsanıza. Ya hocam affedersiniz yani sen de o kadar üst üste yani... Affedersiniz hocam, üst üste o kadar kötü haber verdin ki yani. Her neyse. Benim aileyle görüşmem gerek. Bu yüzden rahatsız ediyorum sizi. Yarın yarışma var. Müdür Bey Damla'yı kesinlikle sahnede görmek istiyor. Tabii hocam. Bizim evin yanında bir kafe var. Siz kafeye gelirsiniz. Ben de aileyi getiririm. Ne kafesi hocam şimdi? Ya evin adresi yok mu sizde? Direkt. Olmaz mı? Yani ben çok ilgili bir amcayım hocam. Yani... Ben size konum atardım ama tabii numaranız olsaydı bende. Yazın hocam. Buyurun.